Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Sizin de gördüğünüz gibi elimde iki tane Zenfone 3 kutusu var. Bu kutulardan bir tanesinde, şunda bizim daha önce Berk'in inceleme videosu çektiği, Mert'le beraber dışarıya çıkıp gece fotoğrafçılık özelliğini test ettiğimiz cihazımız bu. Diğeri de onun aynısı, hemen kodunu okuyayım. ZE552KL, her ikisi de ZE552KL. Size şöyle gösterecek olursam, zaten şimdi biliyorsunuz, bizim incelemede kullandığımız cihazın çok güzel böyle bir, belki buna ne diyor, ne lacivert diyorlardı abi, buna. Abi buna safir, derin mavi gibi bir şey lacivert böyle. Lacivert değil, başka bir şey diyorlardı. Çok yakın bakarsan mavi ama çok güzel bir şey. Bu bize incelemeye gelen cihaz, bu da bugünkü videomuzun konusu olan cihaz arkadaşlar. Zaten videonun adından anladınız, bu yakın zamanda XM'ye, XZ ile başladığımız kim kullanmak ister seviyemizi, Asus'un en yeni telefonu Zenfone 3'ü de, bu baz model biliyorsunuz, standart Zenfone 3, bu modeli de ekliyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey, daha önce yapmaya çalıştığımız şeyle aynı. Bu telefonu 15 gün boyunca sizden birisine vereceğiz ve onun kullanmasını rica edeceğiz. 15 gün sonra gelecek burada telefonla ilgili görüşlerini bizimle, daha doğrusu sizlerle paylaşıyor olacak. Uzun uzun konsepti sence anlatmama gerek var mı belki? Bence yok, çünkü zaten ilk videomuz değil, ikinci, üçüncü olacak. Merak edenler zaten kanaldaki Sinan'ın çektiği, ben bu arada şeyi de söyleyeyim, ben Sinan'ın çektiği Zenfone diyorum, XZ videosundan çok memnunum belki. Sen ne düşünüyorsun? Abi gayet iyi, sonuçta uzun uzun bütün fikirlerini anlattı. Bizim piyasadaki birçok teknoloji editörünün yapamadığı tarzda bir inceleme yaptı Sinan. Eminim ki daha arkadaşlarımızdan, bizi seviden arkadaşlardan telefonlarla ilgili böyle özgün düşünceleri üretebilecek birçok insan var. Ve bu seride amacımız o insanlara bu şansı tanımak. Lütfen ersin.tvp.com.tr adresine Zenfone 3 başlığıyla konuya Zenfone 3 yazarsanız, XZ için miydi, Zenfone 3 için miydi diye karıştırmam, bana e-mail atın. E-mailde ne iş yaptığınızı, kaç yaşında olduğunuzu, hangi şehirde yaşadığınızı unutmayın bu arada. Cihazı gelip buradan almak, sonra 15 gün sonra tekrar buraya gidip videoyu çekmek zorundasınız. O yüzden nerede yaşadığınız sizin için önemli arkadaşlar. Benim için çok önemli değil. Sinan gibi Ankara'dan gelip gitmeye razıysanız... Adam atom bölerken ara verip buraya geliyor yani. Aynen. Yani mesela bana şimdi bazı mailler geliyor. Abi işte Edirne'deyim, Sivas'tayım bilmem ne falan, olur mu? Bence olur arkadaşlar. İstanbul'a ulaşım kolay yani. Sizce olursa bana da uyar. Ama lütfen atacağınız maillerde detaylı olarak kim olduğunuz bilgisine yer verin. Mesleğiniz, okuyorsanız ne okuyorsunuz? Hatta işte sosyal medya hesaplarınızın linklerini falan filan da paylaşın ki seçerken sizi tanıyabiliyor olayım. Şimdi şöyle bir deneyim yaşadık. XZ videomuzda 1000'den fazla başvuru oldu arkadaşlar. Çok sağ olun öncelikle bunun için. Ama benim 1000 başvuruya tek tek geriye dönüp ya arkadaşım sen nerede oturuyordun, eğitim durumun ne vesaire, ya da işte sosyal medya hesaplarını yazmamışsın falan diye geriye dönmemi beklemeyin lütfen. O yüzden her şeyin olduğu bir e-mail atın ki benim de seçmem kolay olsun. En kısa zamanda bu Zenfone 3'ü de aranızdan bir arkadaşa vermek istiyorum ve onun bunu kullanmasını istiyorum. Söylemeyi unuttuğum herhangi bir şey var mı belki? Vallahi henüz yok. Tamam. Aslında bir şey yok yani, henüz yok demekse. Süper. Kampanyamız budur. Kampanyamız budur diyorum. Pazarcı ağzıyla. Abi kaçıyordur. Bu sefer de kim Zenfone 3 kullanmak ister diyoruz arkadaşlar. Ve bu Zenfone 3'ün bir binici arıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ya bir şey söylemek istiyorum abi burada. Zenfone 3 Zoom'la ilgili lütfen soru sormayın. Biz de sizin kadar biliyoruz. Mart gibi gelecek, önümüzdeki ay gelecek. Fiyatını da bilmiyoruz, söylemiyorlar. Abi aslında adam kaçırıp konuşturalım mı yani? Mart gibi Türkiye'ye geleceği söylendi bize. Yani dünyaya da çıkar çıkmaz Türkiye'ye de geleceği söylendi Zoom'un. Ama hatırlarsanız geçen yazda Zenfone 3 dünyada çıkar çıkmaz Türkiye'ye geleceği söylenmişti. Evet, çok alakasız teknik sorunlar yaşandı. Takdirli olarak bakarsak bir yıl geç geldi arkadaşlar. Yani 2010, şaka yapıyorum tabii. Yani 2016'da çıktı, 2017'de geldi. Ben Zoom'un geleceğini, bu kadar da zor olmayacağını düşünüyorum belki. Zoom nispeten çünkü ucuz bir ürün şey açısından, mesela Deluxe'de falan kıyasladığınız zaman, o yüzden abi hani vergilerde bu cihazın fiyatına oranlı sonuçta 2000 liralık şey 2500 oluyor ama 1200 liralık şey 1700-1600 lira oluyor yani. Bir de Zoom sonrasında çok kısa bir süre sonra, yani 2-3 ay sonra zaten Zenfone 4'ü konuşmaya başlayacağız artık. O aynen. Yüzden Zoom'u da hızlıca tüm dünyaya gönderecektir Asus. Yani hani Haziran'da Computex artık abi yani işte. Gecikirse Zoom'un esprisinin kaybedeceğini Asus da biliyordu şey olarak. Ama her neyse, konumuz şu an Zenfone 3 değil. Konumuz Zenfone 3. Başvuran
herkese diyormuşum bence. Abi o kadar Zenfone Türkiye'de yok tahminen bence. Satacağız desek 1000 taneyi bulamayabiliriz şu an mesela Asus'ta. Muhtemelen. Başvuranlar arasından seçeceğim arkadaşları 15'er gün kullanmalıyım için bu beyaz inciyi, beyaz inci mi diyorlardı buna, ne diyorlardı? Galiba ben renkleri çok karıştırıyorum. Bu güzel görünümlü, güzel renkli telefonu veriyor olacağım arkadaşlar. ersin.tvp.com.tr adresinden yazmayı ihmal etmeyin. Bu seviyenin sonuçlarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.